çocuklarımızın milletvekili olabilmesi, belediye başkanı olabilmesini bir sülalenin tekelinden kurtarmak isteyenler burada. Hoş geldiniz. Bu seçim sadece akrabayı ve yandaş etmek isteyenler için değil, onların karşısında milletinin parasını, bereketli topraklarının parasını millet için harcamaya gelenlerin seçimi. Bu seçim Tüz içinin seçimi. Bu seçim Tüz içinin ittifakı. İşte ittifak böyle olur. Gerçek vatan sevdalıları, gerçek bayrak sevdalıları, gerçek ezan sevdalıları burada. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Geçen pazar hatırlarsanız Sayın İlçe Başkanım Mustafa Şen mitingimizde bana bir sürpriz yaptı. Ben her konuşmamda diyordum ki seçimi kazandığım gün 31 Mart'ta parti rozetimi çıkaracağım. Onun yerine milletimin emrinde, oy versin vermesin fark etmez, tüm partililerin emrinde olacağım diyordum. Sayın İlçe Başkanımız Mustafa Şen geçen gün dedi ki pazar günü, sevgili başkanım artık seçim kazanmayı beklemeye gerek yok. Ben senin göğsündeki Cumhuriyet Halk Partisi rozetini çıkarıyorum. Başkan olursun veya olmazsın fark etmez ama Türk bayrağı rozete takıyorum. Sen artık bu milletin adayısın. Bize bugün beka sorunu var diye yutturmaya çalışanlar, inanın koltuklarının bekasının peşindeler. Koltuğu kaybedersek bizden hesap sorarlar diye korku içine düştüler. Biz bu seçimi alacağız. Bu memleketin bir kuruşunu, tüyü bitmemiş yetimimizin hakkını yiyenlerden hesap soracağız. Bana inanın, bana güvenin. Bizler projelerimizle geliyoruz. Yapacağımız işlerle, yapacağımız hizmetlerle geliyoruz. Yalnız hizmetle görevi birbirine karıştırmayalım. Bu arkadaşlar hizmetle görevi birbirine karıştırdı. Mesela bir öğretmene ne kadar güzel ders anlattın kardeşim, aferin iyi hizmet ettin denir mi? Denmez, zaten görevi o. Ben diş hekimiyim, ya ne güzel dolgu yaptın. Parasını aldım, görevim bu. Benim görevim bu. Sizler görevinizi yapmadınız Sayın Belediye Başkanım. Son 30 yılın asla. Bizde yuhlama yok arkadaşlar. Her türlü eleştiri var, yuhlama yok. Bizler terbiyeli insanlarız, ahlaklı insanlarız. Sayın Belediye Başkanım, son 30 yılın 20 yılı belediye başkanlığı yaptınız. 89-99, 2009-2019. 20 yıl boyunca bu ilçenin işsizliğine niye çare aramadınız? İnsanları işsiz bırakarak, fukara bırakarak, eğitimsiz bırakarak daha iyi idare ederim zannettiniz. Ama olmadı. Olmadı, millet uyandı artık. Ben aylardır dilimde organize sanayi, organize sanayi. Gurbetçileri bitireceğiz, gurbetçiliği bitireceğiz dedik. Şimdi daha 2 gün önce belediye meclis üyelerimizi toplamış, organize sanayi yapalım diye belediye meclis üyesi karar almış. Hadi oradan canım, şimdiye kadar neredeydin? Şimdiye kadar neredeydin? Son 30 yılın 20 yılı belediye başkanlığı yaptın. Sen ilk belediye başkanı olduğunda 89 yılında doğan çocuklar bugün 30 yaşında hepsi çor çocuk sahibi oldular. Bunların ekmeği yok, işi yok. Gurbetlere,
şantiyelere gidiyorlar. Demir bağlıyorlar, kalıp çakıyorlar, beton döküyorlar. Çocukların rızkını kazanmak için bunlar gerekli ama evdeki çocuklar babasız büyüyor. Evdeki çocuklar baba otoritesi görmeden, baba sevgisi görmeden büyüyor. Çok ciddi toplumsal problemlere sebep olacak şeyler bunlar. Sayın Belediye Başkanım, Ankara'da oturan hiçbir milletvekili, hiçbir bakan gideyim de şu düz içinin sorunlarını çözeyim demez. Sorunları çözecek olan yerel yöneticilerdir. Yani biziz. Evet. Rabbim nasip ederse biz bir Nisan sabahı kalkacağız. Gecemizi gündüzümüze katıp arı gibi çalışacağız. Memleketimizi gurbetçilikten kurtaracağız. Çocuklarımızı babalı ama yetim büyümekten kurtaracağız. Kadınlarımızı akşam saat 5'te 6'da evine gelen sıcacık çorba içmek için evine gelen kocalarına kavuşturacağız. Yerel siyaset çözüm bulma işidir. Biz çözüm için geliyoruz. Sizin yapmadıklarınızı, beceremediklerinizi, yapamadıklarınızı biz yapmaya geliyoruz. Siz gönlünüzle bu koltuktan çekilmediniz, çekilmeyeceksiniz, anlaşıldı. Son 30 yılın 20 yılı yetmedi size. Daha 5 yıl daha ben yandaş zengin edeyim diye çabalıyorsunuz. Bu millet sizi sandığa gömüyor. Kaybediyorsunuz Sayın Belediye Başkanım. Bu güzel ülke bizim. Bu memleket bizim. Topraklarımız adamı diksen adam bitecek kadar bereketli. İklimimiz dünyanın ortasında, Çukurova'nın damında. Harika bir iklimimiz var. Mükemmel bir bitki örtümüz var. Mükemmel bir insan kalitemiz var. Şu insanlar nelere layık değil ki? Nelere layık değil ki? Pırıl pırıl insanlarımız, pırıl pırıl kadınlarımız, gençlerimiz yaşam standartlarının en iyisine, en yükseğine layık. Bunları yapacak olan bizleriz. Biz gecemizi gündüzümüze katar, sizleri işsizlikten, gurbetten kurtarırız. Bu saçma sapan dikey yapılaşma dediğiniz şehirleşmeyi hiç beğenmiyorum. Yolların kenarında arabalar, apartmanların dibinde otopark yok, çocuk oyun alanı yok, yeşil alan yok, sosyal tesis yok. Bu beton yığınlarına layık değil benim insanım. Çok daha güzel bir imar için öncelikle bir Nazım planı çizeceğiz. Çizdiğimiz Nazım planında belediyemiz tarafından bundan 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl sonra yapacağımız binaların genişliklerini, yüksekliklerini, binalar arasındaki mesafeleri tespit edeceğiz. Ve bu sayede bundan sonra inşaat yapmak isteyen müteahhit hiçbir şekilde belediye başkanına bağımlı kalmayacak. Belediye başkanının iki dudağının arasından çıkacak laflara kalmayacak. Yani kurallar, kaideler belli olacak ve bundan ne belediye çalışanı ne belediye başkanı rant sağlayamayacak. En önemlisi bu. Rant sağlayamayacak. Rant sağlatmayacağız artık size.